Değerli izleyiciler, sevgili konuklar, TÜRSAP TV'nin canlı olarak yayınladığı Kültür Keşifleri programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde bulunan, tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan, Türkiye'nin en önemli yol kavşaklarından, kültürel zenginliği kadar doğal güzellikleri, mutfağı, çeşitli hastalıklara iyi gelen sıcak su kaynakları, Yunus Emre ve Nasrettin Hoca'nın memleketi, üniversiteler, müzeler kenti, uygar bir yaşam denince akla ilk gelen Eskişehir'i, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Profesör Doktor Sayın Yılmaz Büyükerşen'le beraber keşfe çıkacağız. Sayın Başkanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz demek istiyorum acentalarımız adına. Efendim, çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için programınıza. Tabii Eskişehir'in turizmi, bütün turizmle ilgili ticari, kültürel her türlü kuruluşun gözde şehirlerinden birisi haline geldiği için, daha doğrusu o hale getirdiğiniz için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel konulara değineceğiz hep beraber. O zaman Eskişehir'in ilk olarak tarihiyle başlayalım. Eskişehir taş devrinden bu yana aslında çok önemli bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. Öncelikle ben kronolojiyi bozmamak adına okuyorum. Hititler, Frigler, Lidyalılar, Makedonyalılar, Doğu Roma, Anadolu Selçukluları, Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti. Eskişehir'in bu kısa tarihinden, kısa değil aslında, çok uzun ama bu tarihinden kısacık bize bahsedebilir misiniz lütfen? Buyurun başkanım. Hani bu tarih aşağı yukarı baktığınız zaman 3000 yıl milattan öncesine kadar gidiyor ya da o günden bugüne kadar geliyor. Aynen. Bu tarihi bize birazcık kısaca anlatabilecek misiniz dönemlerinizde Eskişehir'in? Eskişehir bir kere Anadolu'nun ortasında coğrafi yapısı itibariyle son derece önemli yerlerden birisi ola gelmiştir bütün tarih ve bütün uygarlıklar döneminde. Şimdi bütün Haçlı seferlerinin, hani şu tarihte, tarih kitaplarında okuduğumuz ve okuttuğumuz Haçlı seferleri var ya, yani Avrupa'dan Hristiyan ordularının gelerek İstanbul'u geçerek, hatta Bizans'tan takviye alarak Anadolu'ya geçiş ve oradan Kudüs'e kadar gidiş güzergahı üzerinde bulunan bir yer. Eskişehir'e kadar büyük orduların meydan savaşı yapabileceği yer pek yoktur İstanbul'dan sonra. Gelirseniz hep dağlık, tepelik, vadidir vesaire, meydan savaşına elverişli değildir. Doğru. Ama Bozüyü geçtikten sonra, büyük bir Bilecik'i geçtikten sonra büyük bir ova açılır önünüze. Dolayısıyla savaşlara da çok elverişli, meydan savaşlarına da elverişli bir alandır. Ve hep tarih boyunca da medeniyetler kurulmuş, çeşitli savaşlarla medeniyetler yıkılmış, yenileri kurulmuş, hep aynı yerde kurulmuş. Bir de aynen, bir özelliği de budur. Tabii Friglerinki biraz farklıdır. Üç şehire ayrılır: Kütahya, Afyon ve Eskişehir bölgesine. O dönemlerdeki kısım. Ama Haçlı seferlerinin yapıla geldiği ve dahası var, Bizans İmparatorluğu'nda, Doğu Bizans İmparatorluğu zamanında da tıpkı Çin'deki imparatorların tatil şehri vardır, hı hı, bir göl kenarında. Aynı zamanda tedavi olurlar orada. Doğru. Yatırırlar. Bizans imparatorlarının tatil yeri. Aynı zamanda tedavi oldukları yer. Doğru. Çünkü sıcak su kaynakları olan bir yer Eskişehir aynı zamanda. Şeyde bu Haçlı seferlerinden sonraki dönemde, yani Türklerin daha doğrusu Osmanlı İmparatorluğu kurulmadan önce Selçuklular zamanında Eskişehir Bizans'ın ileri karakollarından birisinin ve kuvvetli bir karakol gücünün yerleştiği yerlerden bir bölge, kent. Tabii Selçuklular bir türlü oradaki savaşların, çatışmaların önüne geçemiyorlar. Onun üzerine Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunun hikayesini görüyoruz. Doğru. Efendim, Orta Asya'dan, Selçuklulardan gelip hayvan yetiştiren ama aynı zamanda da cengaver insanlardan kurulu bir topluluk, ilk Osmanlı İmparatorluğu'nun, Osmanlı Beyliği'nin ilk kavimleri oraya geliyor. Selçuklular da o kavimi destekliyorlar. Çünkü Bizans'tan gelebilecek saldırılara karşı Selçukluların da bir ön kare yaratması
oluşturması için gayet elverişli bir durum. Ve o kadar cengaver olduklarını görünce o boyların, Asya'dan gelen boyların oraya bağımsızlık vermek istiyor Selçuklu İmparatorluğu. Bir çeşit beylik olsun istiyor. Ve bugün şimdi Eskişehir'in içinde kalan Karacahisar Kalesi de Bizansların sahip olduğu bir kale. Gelip önce Eskişehir'e, Eskişehir'in odun pazarı mevkiine yerleşiyorlar. Hatta tarih kitaplarına baktığınız zaman neden Eskişehir'i seçmişler? Ova olan yeri, Osmanlı Beyliği'ni kuracak olan kavimler, Türk kavimleri, Türk boyları. Efendim, yerleşilecekleri yeri göçmen oldukları için aynı zamanda bütün Anadolu'yu Orta Asya'dan itibaren kat ederek gelen boylar olduğu için yerleşilecek yer için bir hayvanı keserler, koyunu keser. Hatta dört hayvanı keser. Kuzey, güney, doğu, batı kesimlerinde yerleşmeye karar verdikleri yeri asarlar bir ağaca ve beklerler. Efendim, en geç çürüyecek olan hangi etin asıldığı bölge ise oraya yerleşirler. Yani böyle bir meteorolojik şeyleri var. Tespit yapıyorlar. Doğru. Göçmen deneyleri bu. Enteresandır tabii. Ne derece doğrudur pek bilinmez ama kitaplar hep öyle yazdığına göre, bu bir rivayet süre geldiğine göre tabii düşünürseniz o zaman çeşitli teknoloji olmadığı için mevsim ölçebilecek araç gereçleri olmayan bir topluluk. Aynen. Ve odun pazarı bölgesine yerleşirler Eskişehir'in. Şimdi Eskişehir bugünkü coğrafyasıyla, o günkü coğrafyasıyla efendim ortasından Porsuk Nehri'nin geçtiği ve kuzey-güney olarak araziyi ikiye böldüğü bir coğrafyadayız. Tarafında, kuzey tarafında dağlar var, boz dağlar var. Bir çanak gibi diye tarif etmek daha doğru olur. Doğru. Güney tarafında da daha açık ama çok yüksek olmayan bir dağ silsilesi var. Ortası alabildiğine geniş, doğuya doğru uzanan bir ova. Büyük bir ova ve verimli bir ova. Tabii Porsuk geçiyor. Sulama imkanı var, tarım yapma imkanı var. Ve de Bizans'a karşı Selçukluları koruyacak bir topluluk oluşuyor orada. Efendim, esnafla sadece hayvan yetiştirmekle kalmıyorlar. Zeraatla uğraşan meslek sahipleri de tabii ortaya çıkıyor. Bu arada esnaf yapısında ticaretin de bir kavşak noktası olduğu için orası, geçiş noktası olduğu için Anadolu'ya, ticaretin de çok geliştiği, esnafların da çok geliştiği bir bölge halinde ve esnafların ahlakı dediğimiz işte müşterileri aldatmayan, doğru mal satan, ucuz mal satan, sağlam mal satan veya yapan ustaların, zanaatkarların bir ahlakı var o zaman. Mevzuat tabii kendi işlerinde, bugünkü kuruluşların dernekleri tüzüğü gibi. Şeyh edebali diye bu ticari hayatı tanzim eden bir de şeyhleri var. Ya bilge kişileri var, aksakallıları var. Efendim, Osman Gazi ise yiğit askerlerden oluşan, yani mücadeleci, cengaver insanlardan oluşan bir ekibin başı. Bir gün efsane diye soruyorsunuz bazen. Benden bu aradaki bir efsaneyi anlatayım. Çok kullanılan bir efsanedir. Osman Gazi tanışmak için Şeyh Edebali'ye gidip elini öpmek ister. Şeyh Edebali böyle cengaver genç birisini görünce ve Bizans akınlarını önleyecek, gerekirse onlarla savaşabilecek bir delikanlıyı görünce evinde ağırlıyor. Gece geç olunca da yatıya alakoyuyor kendisini. Ve rivayet olunur ki Osman Gazi o gece bir rüya görür. O rüya şudur: göğsünden bir fidan giderek büyür, koskoca bir çınar ağacı olur ve bütün Anadolu'yu kaplar. Yani, ve buradan büyümeye işaret olduğunu, böyle bir isteğin olduğunu anlarlar veya anlatırlar. Hakikaten bu arada Porsuk kenarında gezerken, bir gün atıyla gezerken
Şehdevali'nin kızını görür. Kızını görür ve aşık olur. Halbuki kendisi evlidir. Karadeniz bölgesinden bir eşi vardır. Hanım ağası vardır ekibin. Şehdevali'den kızını ister. Şehdevali de o rüyasını ertesi gün sabahleyin duyunca onda bir gelecek, bir keramet olduğunu düşünür tabiri caizse ve kızını evlendirir. Mal hatundur, meşhur. Hatta Eskişehir'de odun pazarının tam başlangıç noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak Mal Hatun'un bir Türkmen atı üzerinde yan oturmuş ve batıya doğru heykelin konumlandırdığı bir heykeli vardır, anıt heykeli vardır. Tabii kısa süre içerisinde çeşitli çatışmalarla birlikte Kemal Tahir'in, rahmetli Kemal Tahir'in Devlet Ana isimli bir kitabı var biliyorsunuz, Osmanlıların kuruluşunu anlatan bir romandır o. Orada İtburnu diye tarif edilen bir yerden bahseder. İtburnu dedikleri yer güneyden batıya doğru uzanan bir silsile tepenin hakikaten de bir köpeğin burnu gibi bakarsanız onu çağrıştırır doğrusu. Onun üzerinde Bizanslıların bir kalesi vardır. Çok tepede böyle kartal yuvası gibi bütün ovaya hakim. Ne oluyor ne bitiyor ovada, kimler geliyor kimler gidiyor görebildikleri bir yer. O kaleyi zapt ediyorlar ve ondan sonra Selçuklular Bizans ordusuna karşı bu güçlü bir savaştan başarıyla çıktığını görünce Osman Bey'in falan bunlara hutbe okuyun, hutbe okutma yetkisini veriyor. O bölgede yani şimdi kale artı olarak Anadolu Üniversitesi'nin kazılarını yaptığı yerde hutbe okunuyor Osman Gazi adına. Hutbe okutmak demek aynı zamanda bunların bir beylik olarak tanındığının işaretlerinden bir tanesi. Töresel olarak da öyle. Köz veriyorlar. Bir davul, bir bayrak. Ve Osmanlı Beyliği böylece orada yerleşmiş oluyor. Ama bir müddet sonra Porsuk'un ötesine geçerek etrafa yaptıkları küçük savaşlarla Bizansları hep geriletiyorlar. Söğüt bölgesine geliyorlar. Eskişehir'in yakınındadır Söğüt. Evet. Hala Söğüt ilçesidir. Efendim, çok verimli toprakları olan bir yerdir. Su vardır. İşte meyve ağaçları, hayvanları şey edebilecekleri, besleyebilecekleri meralar falan var. Oraya yerleşirler. Orada biraz daha büyümeye başlarlar. Eskişehir'in bir parçası gibi olurlar. Daha sonra da Oylat'a, Bursa tarafına doğru, Kaplıcaların olduğu yere doğru akınlar başlar. Oraları ele geçirirler. Ve ondan sonrası biliyorsunuz Bursa, İznik, evet, ve İstanbul'a atlıyorlar. Trakya'ya geçiyorlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu böyle. Ama asıl yer, ova kısmı eski Yunan, Roma, Bizans, Hitit, Frig gibi, evet, varlıkların eserleriyle toprak altı hala zengin olan ve hala gıdıklanmamış, kesinlikle, toprakları olan bir Eskişehir. Turizm açısından gıdıklanmamış bir Eskişehir. Aynen, Eskişehir. Aynen öyle. Onlara değineceğiz Sayın Başkanım izninizle. Tabii rektörlüğüm sırasında daha doğrusu rektör olarak Anadolu Üniversitesi'ni kurma ile, evet, görevlendirildiğimde kurduğum fakülteler ve bölümler itibariyle diğer üniversitelerde olmayan bir takım bölümleri kurma gibi bir politika çizmiştim, yönetim politikası çizmiştim. Ve Eskişehir'in yeraltı arkeolojisi bakımından da son derece önemli bir yer olduğunu çeşitli kitapları okuyarak edindiğimiz için ilk defa kurduğum bölümlerden bir tanesi arkeoloji bölümüdür. Doğru. Ve arkeoloji ekibi rahmetli Muhibbe Dargan'ın başkanlığında kurulmuştu. İstanbul Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra da bizde devam etmişti o işe. Çok iyi gençler yetiştirmişti. Hala şehirde, şehrin ortasında Anadolu'nun en büyük höyüklerinden bir tanesi bulunmaktadır. Şar Höyük adını taşır. Şar Höyük deyince ne demektir bu Şar Höyük diye düşünülmesin, merak edilmesin diye söylüyorum. Şar, köylülerimizin şehirden bahsederken söyledikleri, kullandıkları kelimedir. Şar. Efendim işte Şar Höyük, şehrin höyüğü demek. Eski medeniyetlerin üst üste
kurulduğu, yıkılanın yerine yenisinin kurulduğu bir tepedir. Orada hala Anadolu Üniversitesi şeyler yapıyor, kazılar yapıyor. Diğer üniversitelerimiz de İstanbul Üniversitesi ve diğer üniversitelerde yer yer Eskişehir'de kazı projeleri yürütüyorlar. Her seferinde çok değerli eserler meydana geliyor. Ama daha seneler alacak bu. Biraz da bu kazılar tabii para kazılar işi olduğundan dolayı. Doğru söylüyorsunuz. Buyurun, pardon. Buyurun, siz buyurun. Özür dilerim. Kazıların uzun sürdüğünü ve bunların uzun bir sürede devam edeceğini ama... Yani evet. Tunç Devri ticaret merkezlerine kadar iniyor. Yerler var, kazılan yerler ve ortaya yere çıkan eserler var. Ama tabii Türkiye'nin bu yönde ayıracağı tahsisatlar, üniversitelerde dahil kazı şeyleri, harcamaları çok sınırlı olduğu için hızla gidemiyor. Kazılan yerler benim açımdan bakacak olursanız çok eserler çıkıyor ama zamanla üstü açık olduğu için bu kazı yapılan yerlerin pek çok eserde kayboluyor gidiyor. Yani o coğrafi yapı da kayboluyor. Şimdi benim politikam, ısrar ediyorum, düşünüyorum, gayret ediyorum ama henüz başaramadım. Tarihi eserlerin olduğu yerlerde yerin altına giderek, tüneller kazarak oralarda bir müzeler alanı, yeraltı müzeleri alanı yapmayı düşünüyorum. Kesinlikle. Eğer öyle olursa o zaman korumuş olacağız, tarihi daha da zenginleştireceğiz. Ne kadar zengin olduklarını artık bütün dünyaya eserleriyle gurur duyarak gösterebileceğimiz müzeler elde edeceğiz. Aslında çok doğru söylüyorsunuz Sayın Başkanım. O eserleri kaldırıp bir müzeye getirmek, onları tekrar oradaymış gibi göstermek yerine yerinde olduğu gibi gezdirmek biz ajantaların da en büyük hayali. İnşallah bunu gerçekleştirirsiniz diyorum. Ben izninizle İlhan Bey'e dönmek istiyorum. İlhan abicim, başkan çok güzel anlatıyor. Ben sana şimdi efsane soracağım ama başkanım o kadar güzel bir efsane anlattı ki kısacık bir efsane senden alalım. Ben başkanımızla dinlemeye devam edelim diyorum. Başkanım efsaneyi anlattı. Sağ olsun. Çünkü ben efsane anlatmayacağım. Öyle mi? Peki. Ben hikayeyi anlatacağım. Peki. Efsaneye gelince Eskişehir'in efsaneleri tabii ki çok fazla. Halk hikayeleri de çok fazla. Yani ilk aklıma Yurdum gelen... Yurdum emreleri var, tapduk emreleri evet, var. Evet, Lüle Taşı, Midas'ı da koyabiliriz. Tabii. Buna Battal Gazi'si, Yunus Emre'si. Yani o kadar Nasrettin çok ki Hocası. Ben onu anlatmayacağım. Tabii ki. Ben ne anlatacağım biliyor musun? Özgür, biraz böyle eskiye götürerekten başlayacağım. Ben 41 senedir bu meslekteyim. Benim dönemimdeyken Alanya'ya gitmek bir maharetti. Hep oraya gidilirdi. O zaman Kütahya yolu açılmamıştı. Eskişehir üstünden Çiftçiler mevkiinden giderdik. Çiftçiler üstünden Afyon yolunu bulmaya çalışırdık. O yüzden Eskişehir hep benim dikkatimi çekmiştir. Ve gittiğim zaman, bundan çok sene evvel gittiğim zaman başkanımın dediği gibi Porsuk Çayı şimdiki Porsuk Çayı değildi. Ki Porsuk Çayı Sakarya'dan kollarından bir tanesidir. Sakarya'nın Sakarya kollarından bir tanesidir. 448 kilometre dolan başlarıyla beraber 448 kilometreye varan bir yerdir. Evet. Eskişehir'den ama bu, çıkar. Aynen öyle. Eskişehir'den kol olarak gider oraya ve Karadeniz'e dökülür. Şimdi ben öyle bir şey söyleyeceğim ki, öyle bir kent yaşıyoruz ki başkanım böyle yavaş yavaş dokundu. Ben onlara böyle nüanslar koyacağım. Biz öyle bir kentten bahsediyoruz ki milattan önce demeyeceğim. Günümüzden önce diyeceğim. Yani GÖ diyeceğim. Günümüzden önce. Yani 600 bin yıl evvelde Eskişehir vardı. Evet. Kronolojik tarihte var bunlar. Evet. Yani çıkmış etmiş şeylerden bahsediyorum. Ama düşünebiliyor musun? Öyle bir kent ki, öyle bir kentle karşı karşıyayız ki, Midas Krallığı ile beraber, yani Filiklerle beraber, 3000 yıldan itibaren getiriyoruz. Ama ben şunu söyleyeceğim. Bir kere Eskişehir farklı. Eskişehir bir hikaye. Nasıl bir hikaye biliyor musun? Eskişehir'in en büyük hikayesi şu. Porsuk'la başlayacağım. Evet. Bu Porsuk çayı ben gittiğimde, gördüğümde otogara yakın yerdeydim. Kokuyordu. Rengi koyuydu. Şu anda Porsuk çayında biz motor gezintisi yapıyoruz. Porsuk çayında biz şu anda gondollarla aşk yaşıyoruz. Akşam güneşini batırıyoruz. İki sevgili karşılıklı o
şeyi duyabiliyor. O porsuk çayının sağında solunda ki kafelerle, o porsuk çayının etrafındaki yeşilliklerde oturan öğrencilerle, üniversite öğrencilerimizle bir hayat yaşıyoruz. Doğru. Bu bir. Porsuk çayı bugüne böyle geldi. Artı öyle bir kentten bahsediyoruz ki müzeler kenti diyoruz. Aynen. Ama aynen. Nasıl müzeler kenti? Ben İstanbul'un müzelerini say dersen sayarım. Ama Eskişehir'in müzelerini bakmadan sayamıyorum. Bir de öyle bir müze kenti ki burası, yürüyerek dolaşabileceğim bir müze kenti. Yani sırf Eskişehir'e müzeleri için görmek için gidiyorum dersen, hilafsız söylüyorum, 1,5 gün. 2 gününü vermen lazım. Ya nedir o? Bile özel Odun Pazarı tür. Evleri. Aynen. Yılmaz Büyükerşen Balmumu Müzesi. Girdim mi evet. Çıkamıyorsun. Çağdaş Cam Sanatları Müzesi. Eti Arkeoloji Müzesi. Eskişehir Havacılık Müzesi. Devrim Arabası dediğimiz Tüyomsaj Müzesi. Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi. Eskişehir Kurtuluş Müzesi. Lületaşı Müzesi. İnönü Karargah Binası, İnönü tarafındakinden bahsediyorum. Artı Ticaret Odası Müzesi, Çağdaş Sanatlar Müzesi, Cumhuriyet Tarihi Müzesi, Kent Belliği Müzesi, Demir Yolları Müzesi, Yunus Emre Müzesi, Seyit Gazi Bor ve Etnografya Müzesi, Ahşap Eserler Müzesi, Odun Pazarı Modern Sanat Müzesi. Daha var. İnan ki unutmuşluğum vardır. Bir sürü vardır. Aynen. İnan ki unutmuşluğum vardır. Ama öyle bir kentten bahsediyoruz ki banklar var. İnsanların oturması için. Değil mi? İnsanların rahatlaması için. Ama orada heykeller de var. Ama orada farkında da olmadan oturursan sohbet de edersin. Evet. Oradaki amcam kendini kafasını koymuş. Çok güzel. Köye mi dönsem, ileriye mi gitsem, çocuğumu mu alsam diye seni hayal dünyasına götüren bir dedikodu yapan kadınlar var. Artı dediğin gibi banklarda oturan kadınların sohbet edişi var. Ne kadar güzel resim. Yerden işte. Çıkan madencinin elime evet. basma deyişini duyar gibisin. Dikkat et duyar gibisin. Öyle bir kentten bahsediyoruz ki sanayisi sadece Türkiye'de değil, yurt dışına da yayılmış. Evet. Ve marka oluşmuş bir kentten bahsediyoruz. Ve öyle bir kentten bahsediyoruz ki çocukları bağrına basmış, üniversiteleri bağrına basmış, onlara kovmamış, onlara karşı gelmemiş, tabii. onları üzmemiş, aksine evlerini daha açmış, da almış, evet. hayatlarını açmış ve onlar o kadar memnun kalmışlar ki herkese söyleyerekten bir anda karşımıza üniversiteler şehri çıkıyor. Başkanımın hocam diyesim geldi çünkü evet. ben de Anadolu Üniversitesi mezunuyum. Hocam diyesim geldi. Ne güzel. Evet. Aman ne güzel İlhan Bey. Evet, mezunum. Anadolu Üniversitesi'nin ilk mezunlarından 82'de girmiştim çünkü. İlk mezunlarından biriyim. Anadolu Üniversitesi, Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi. 3 üniversiteden bahsediyoruz. Eskişehir'e girdiğin zaman o cıvıl cıvıllığı, o gençliği yaşıyorsun zaten. Yeni artı şehir, bu kadar öyle bir kentten olur. Bahsediyorum ki, öyle bir kent sunuyorum ki sana. Bir Sazova Parkı'na ailecek gittiğin zaman çoluğunla çocuğunla eğlenerek, öğrenerek, gülerek, yiyerek her şeyi yapabileceğin bir günden bahsediyorum. Ama bu hikayenin kahramanı Sayın Başkanım. Kesinlikle. Sayın Başkanım sayesinde 99'da göreve geldikten sonraki Eskişehir o kadar değer atladı ki Eskişehir'e kimse tarih için gitmiyor. Eskişehir'e kimse arkeoloji için gitmiyor. Eskişehir'e kimse sanat için gitmiyor. Eskişehir'i görmeye, Eskişehir kentini tanımaya gidiyorlar. Şehri yaşamaya İşte gidiyorlar. Hikaye bu. Aynen. Ve hikayenin baş konuğu da bugün bizim Sayın konuğumuz. Sayın Başkanımız, evet. Başkanım, ben tekrar size dönmek istiyorum. Aslında İlham abi de çok güzel söyledi. Siz de az önce tarihsel olarak konuşurken aslında Eskişehir'in ova olması nedeniyle meydan savaşlarına çok açık bir yer olduğunu söylediniz. Şimdi ben Eskişehir'in Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemindeki önemini soracağım. Çünkü iki tane büyük meydan savaşımız, birinci İnönü ve ikinci İnönü savaşı Eskişehir'de oldu. Doğru. Ben biraz da ondan bahseder misiniz diye size dönmek istiyorum. Çünkü Milli Mücadele döneminde özellikle sizin tren istasyonunuz defalarca şey değiştirdi. İşte önce Fransızlar alıyor, İngilizler alıyor, karargah değiştiriyor sürekli. Çünkü orası aslında Batı'nın baharat yolu gibi demir yoluyla beraber Şam'a gittiği bir yer.
Dolayısıyla orada aynı sürekli... Aynı zamanda İpek yolunun bir hattı da geliyor. Aynen, şeyden, doğru söylüyorsun. Bursa'ya, Bursa'dan İstanbul'a aktarılıyor. Doğru. Orası öyle bir kesişme noktası oluyor ki meydan savaşıyla bütün bu karargah ve şeylerin değişmesiyle Atatürk'ün bile özellikle birçok yerde Eskişehir'den bahsettiğini görüyoruz. Ben sözü size bırakıyorum. Milli mücadele ve Cumhuriyet dönemine geçiş ve Eskişehir. Buyurun başkanım. Efendim, tabii biliyorsunuz Serv muahidesinden, yani evet, Türkiye'nin batılı ülkeler tarafından paylaşılmak üzere parçalandığı bir dönemde Yunanistan'ı sevk ederek Fransa ve İngiliz, Almanlar değil pardon, Fransızlar, İtalyanlar ve İngilizler ilk askeri savaşlar aslında Çanakkale'dedir. Çanakkale'yi geçememişlerdir. Ama daha sonra bu paylaşma sırasında ilk Yunanlıları çıkarmışlardır İzmir'e. Hepinizin bildiği tarih malum. Evet. Ve Anadolu'nun içlerine doğru ilerledikleri zaman Eskişehir'de durmak mecburiyetinde kalmışlardır. Çünkü İsmet İnönü komutasındaki Türk ordusu, daha doğrusu işgalden sonra meydana getirilen Türk ordusu diyelim. Çünkü o tarihte asıl ordu Osmanlı ordusudur. Doğru. İstanbul işgal altındadır. Halbuki Anadolu halkı Eskişehir'den başlayarak bütün Anadolu'nun geri kalan kısımlarında kurulan müdafaa-i hukuk cemiyetleri, yani hukuklarını korumak, Türkiye'yi korumak için işgalden kurtarmak ve Osmanlı İmparatorluğu'nun artık kendilerine faydalı olmayacağını anlayan bütün iller Atatürk'ün ve arkadaşlarının büyük gayretiyle ordu oluşturmuşlardır. O ordunun ilk grubu İnönü'nde, 1. İnönü ve 2. İnönü savaşlarında düşmanı orada durdurmuştur. Evet. Gerçi Bursa falan bütün etrafı, Güney Afyon, Kütahya, oralar işgal edilmiş. Eskişehir'de daha sonra işgal edilmiştir. Ve işgalden 1. İnönü Savaşı, daha sonra bir sene sonra da 2. İnönü Savaşları orada ilk kazanılan, ordumuzun ilk kazandığı şeydir, savaşlardır. Hatta Mustafa Kemal Atatürk'ün İsmet Paşa'ya çektiği telgraf çok güzel anlatmaktadır. Evet. Siz orada yalnız bir zafer kazanmadınız, aynı zamanda Türk'ün muhaküs talihini de yendiniz diye bir telgrafı vardır. Telgrafı vardır. Tabii... Bir müddet sonra düşmanı Anadolu'nun ortalarına doğru çekme taktiği, çember içine alma taktiği nedeniyle geri çekilme politikası, daha doğrusu savaş planları da yapılmıştır. Ve Ankara'ya doğru çekilmeye başlamıştır ordu. Tam işte İlhan Bey'in bahsettiği o... Sakarya Nehri'nin kavis yaptığı ve kuzeye, sonra da batıya doğru döndüğü yönde çepeçevre Yunan ordusunu içeriye doğru çekerek Polatlı civarında büyük yenilgiye uğratmışlar. Oradan sonra harekat, yine hepinizin tarih kitaplarında detayını okuduğunuz gibi, Afyon'a doğru gidiş ve Afyon'da ilk Yunan ordusunun dağıtılışı, perişan oluşu ve kaçmaya başlamasıyla başlayan savaşlar devam etmiş. Onun neticesi de İzmir'in kurtuluşuyla sonuçlanmıştır, biliyorsunuz. Evet. Bütün Ege bölgesindeki Uşak vesaire hepsi kazanılmış, düşman kaçmak mecburiyetinde kalmıştır. Tabii bunun detayları var. Bunlara girip vakit almak istemiyorum ama zaten Eskişehir, Afyon, keza Uşak bölgesi çok çetin mücadelelerin verildiği bir bölgedir. Anadolu İhtilali olarak isimlendirilir, evet, bazen bu olay. Yani sadece iki ordunun karşılıklı olarak çarpışması değil, aynı zamanda Anadolu İhtilali denişinin nedeni her şehirde kurulan müdafaa-i hukuk şeyleri, dernekleri, cemiyetleri. Ayrıca tabii hiç şüphe yok ki Samsun'un ayrıca bir macerası vardır. Tabii. Samsun'a çıkışı Mustafa Kemal'in. Oradan Havza'ya geçişi, Erzurum, Sivas kongreleri ve bir milletin oluşmaya başlaması, yepyeni bir milletin oluşmaya başlamasının önemli tarihi noktalarıdır bunlar. Her birisine dikkatle eğilip bakmak lazımdır. Benim daha doğrusu İlhan Bey'in söylediği gibi
benim bahsettiği daha doğrusu Balbum Heykeller Müzesi de ilk o dönemdeki Anadolu mücadelesinin sembollerinin heykellerini yapmakla başlamıştır. Aynen. Ondan sonra bugünlere kadar geldik. Ünlüler falan dedin, Cumhuriyet kuruldu vesaire. Şimdi ben aslında Eskişehir'i belediye başkanı olarak bana yapılan bazı daha başka görevleri, ulusal görevleri, milletvekilliği, senatörlük gibi teklifleri bırakıp Türk çocuklarına, Türk gençlerine Türkiye'nin ne olduğunu anlatabilmek, onları geleceğin Türkiye'sinin kurucuları olarak yetiştirmek, Atatürk'ten, Mustafa Kemal ve arkadaşlarından sonra onların istikametini, onların düşüncesi istikametinde yetiştirmeye kendimi adadım. Eğitime ağırlık verdim daha doğrusu bir deyişle. Ama belediye başkanlığı teklifi olunca diğer tekliflere kusura bakmayın, gençleri yetiştirmek benim için çok daha kutsaldır. Tabii meclisteki üye olmadığım kutsiyetine bir diyeceğim yok. Tabii. Ama daha çok faydalı olacağıma inandığım için işte İlhan Bey gibi gençleri yetiştirmek gibi bir görevim istendim. Ta ki emekli olunca rahmetli Bülent Ecevit'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bana teklif etmesiyle de hemen üstüne Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın atıldım. Gerçi evet, bir küçük pazarlık geçti Bülent Bey'le aramızda. Çünkü rahmetli Bülent Bey önce bana milletvekili teklif edip 99, söylediğim tarih 1999, evet, size milli eğitimi teslim edeceğiz, İktidara gelme şansımız çok yüksek demişti. Fakat sonra parti meclisinin aldığı bir kararla o döneme kadar milletvekili olan Demokratik Sol Partili milletvekillerinin mecliste gösterdikleri devamlılık ve yaptıkları büyük gayretli çalışmalar sonucunda demişler ki yine biz aynı milletvekillerini aynı şehirlerden aynı sıralarda liste yapıp aday göstereceğiz deyince, tabii Bülent Bey'in bana yapmış olduğu size Eskişehir'den birinci sıra milletvekili yapacağız ve milli eğitimi teslim edeceğiz vaadini yerine getirmesi mümkün olmayınca tekrar telefon etti, özür dileyerek dedik ben size bu sefer bir örnek şehir yaratmanız için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na teklif ediyorum dedi. Çok seviyorsunuz şehrinizi, hiç ayrılmadınız şehrinizde, yurt dışında ve askerlikte geçen süreler hariç olmak üzere. Biz sosyal demokratlar şehircilikte pek varlık gösteremedik. Ama siz Eskişehir'de eğitimde öyle reformlar yaptınız ki, hatta devletin her Türk vatandaşına, her üniversite öğrencisi olmak isteyen gencine karşı üniversite kapasiteleri yetmeyince yepyeni bir model ortaya attınız. İşte kitle iletişim araçlarını kullanarak duvarsız üniversite kurmak gibi bir projeniz vardı. Onun için onları yaptınız, başardınız ama şimdi de örnek bir belediyecilik yapmanızı rica ediyorum dedi. Tabii artık çare şeyde, gerekçem de kalmamıştı. Emekli olmuştum çünkü akademisyenlikten. Ve elinde bu görevi kabul ettiğim zaman elinde bir takım projeler vardı. Bu bir takım projeler nedir diye sorarsanız, rektörlüğüm sırasında işte 1970'lerde akademi başkanıydım, İktisadi Ticari İlimler Akademisi başkanıydım. 1981'de YÖK kurulunca üniversiteler yeniden bir düzenlemeye tabi tutuldular ve bizim akademi Anadolu Üniversitesi adını aldı ve ben kurucu rektör olarak atandım. İşte ondan evvelki dönemde hep hayal ederdim 2000'li yıllara geleceğiz. Yani bu 1970'lerde ve 1980'lerin başındaki düşüncelerimdir. 2000'li yıllarda nasıl bir şehirde yaşamak istersiniz diye üniversitenin genç asistanlarına, hoca doçentlerine, profesörlerine, hatta Eskişehir dışında görev alan diğer Eskişehirli akademisyenlere de mektuplar, çağrılar yapar. Her yılın sonunda üniversitede 2000'li yıllarda nasıl bir şehircilik olsun bu Eskişehir'de diye. Ama belediye başkanı falan veren olacağımı daha o tarihlerde bilmiyorum. Seminerler yapardım, paneller yapardım. Bir sürü fikir ortaya atılır, tartışılır. Sonunda onları kitap halinde bastırırdım.
Belediye başkanı olduğum zaman o kitaplardan yararlandım. 2000'li yıllara doğru nasıl bir eski şehir olmalı? Çünkü ben ayrıca şehirlerin, ülkelerin kalkınmasının üniversitelerin lokomotifliğinde olacağına evet. inananlardanım. Eğer bir ülkede üniversiteler lokomotif toplumun kalkınması ve toplumun eğitilmesi ve ekonomik yönden kalkınıp güçlenmesi için üniversitede bütün bilgi birikimi, bütün hedefler orada tespit edildiğine göre, pek çok hayal orada proje haline getirildiğine göre üniversiteler yapar diye inanıyordum. Nitekim de öyle oldu. Ve seçildikten sonra da zaten bir arama konferansı yaptım. Türkiye'deki ilk arama konferanslarındandır. Bilgisayarlı programı da Amerika'dan bir genç arkadaşımız Türkiye'ye getirmişti, gelmişti. Onunla yaptık. 3 ay sürdü bu. 3 ay şöyle sürdü. Her hafta 2 veya 3 gün toplumun bütün kesimlerinden, Eskişehir'deki çevrelerden, muhtarlardan tutun köylülere, mühendislerden tutun öğretmenlere, efendim bürokratlara kadar herkesin paydaş olarak katıldığı seminerlerdi bu seminerler. Onun sonunda çıkan neticelere baktığımız zaman gördüm ki benim rektörken üniversitede Eskişehir için nasıl bir şehir olmalıdır 2000'li yıllara doğru giden Türkiye'deki sorusuna verilen cevaplarla hemen hemen aynı. O zaman dedim ki tevekkül değil, büyüklerimiz akıl için yol bir demişlerdir. Doğru. İşte halkın düşünceleri de öyle, bizim akademisyenler olarak yaptıklarımız da aynı ve onları uygulamaya başladık. Bunlardan birincisi Porsuk, ki Eskişehir'in içerisinden o girişinden çıkışına kadar 12 kilometredir. Evet. Şehir merkezindeki kısmı 9 kilometredir ve Porsuk ölmüş bir şehirdi. O tarihe kadar Eskişehir'in bütün atıkları, aklınıza gelebilecek bütün atıklar, evsel atıklar, sanayi kuruluşlarının atıkları, efendim işte yağmur yağdığı zaman meydana gelebilen sel suları bile Porsuk'a doğrudan doğruya akardı ve sazlık da iki tarafı. İlhan Bey'in söylediği gibi kokan bir şehirdi yaz aylarında. Bazı günler renkli akardı. Ya mavi ya kırmızı yani, ya sarı. Bazen yani. De hepsi bir arada renklerin ebrulu bir şekilde akardı o kokuya rağmen. Doğru. Çünkü neden? Basma fabrikası efendim, hangi renk kumaşı boyadıysa atımından yıkadıktan sonra Porsuk'a atar. Keza şeker fabrikası atıklarını oraya atar. Devlet demir yolları sanayi atıklarının bir kısmını oraya atar. Cumhuriyet döneminde kurulan bütün sanayi kuruluşlarıyla diğer üretim üniteleri de ne varsa atık doğrudan doğruya Porsuk. Ve onu temizleyerek işe başlamaya kalktık. Bizden evvelki dönemlerde de bu çok denenmişti bazı valiler ve belediye başkanları tarafından ama hatta öyle ki suyu canlı halde tutabilmek için balık yavruları getirir atarlardı Porsuk'un şehre girişinden. Öbür taraftan ölü çıkardı bütün balıklar. Su temiz olmayınca nasıl atıyorlar? Evet değil mi? Evet. Ben yatağı temizlemek gibi evet. çok büyük ve herkesin hayal dediği bir işe giriştim. Bu 9 kilometrelik mesafe içerisinde 2 yıl çalışılarak 2 metre yüksekliğinde balçık temizleyerek Porsuk'un hakiki yatağını bulduk. Bugün şimdi Porsuk öyle bir Porsuk oldu ki efendim kimisine göre mini Sen Nehri diyorlar. Doğru. Evet. İki tarafı çok ihya edilmiş. Efendim toprak kenarları özel beton ve taşlarla donatılmış ve iki tarafında da kafelerin olduğu, İlhan Bey'in söylediği gibi kitap evlerinin bulunduğu boydan boya bir alle halindedir ve de içerisinde pekala niçin Venedik gibi gondol dolaştırmayalım ya da yine İlhan Bey'in bahsettiği gibi niçin Amsterdam'daki gibi botlar olmasın dedik. Tabii eğimi çok fazla olmadığı için buna da bir çare bulduk projelerde. Su seviye yapıları yaptık, havuzlar. Yani bir taraftan su akar bentlerden, onun yanında bir havuz vardır. Bizim botlar oraya girerler, daha yüksek bir seviyeye çıkacaksa su dolar için. Yani Porsuk'u kademelendirdik daha doğrusu, su olarak kademelendirdik.
gidiş ve gelişlerde o havuzlara giriyorsunuz. Eklüz denilen, tabir edilen havuzlara. Su doluyor, yükseliyorsunuz. Üst yüzeydeki porsuk kademesinde gidiyorsunuz. Gelirken yine havuzlara giriyorsunuz. Suyu boşaltıyorsunuz. Bir aşağı seviyedeki suya geçiyorsunuz falan. Amsterdam tipi botlar ise devam ediyor. Böylelikle Türkiye'de ilk defa işte kanallarda kullanılan Panama kanalında veya Avrupa'nın pek çok kentinde olduğu gibi bu şekilde Venedik tabii hiç kuşkusuz. Tabii. Tabii bunları yapabilmek için de başka bir şeyler yapmaya başladık. Ne yaptık? Önce bu teknelerin, bu botların yapımı için tersaneler kurmak zorundaydık. Ve tersaneler kurduk. Bir bozkır şehirde. Hala tersaneler büyüdü. Şimdi özel sektöre de başladı geçti tersanecilik. Organize sanayi bölgesinde Amsterdam'daki botları yapıp o ve onun gibi diğer her çeşit deniz botlarını yapıp da yurt dışına ihraç potansiyeli de belirdi. Efendim balık gerçekten porsuk artık canlanan bir şehir oldu. Halbuki biz gelinceye kadar sivrisinek larvası bile içinde yaşamazdı. Yani doğru. Denizi getirdik. Deniz yaptık. Eskişehir'e deniz yaptık diyor. Deniz yaptık. Başkanım çok özür dileyerek süreyle de sınırlı olduğumuz için ben size gelen yorumları da okumak istiyorum izninizle. Mehmet Seyreinan iyi yayınlar, keyifli sohbetler diliyorum demiş. İyi yayınlar başkanım Özgür Hanım ve İlhan Bey'e selamlar demişler. Lale Gönül'e selamlar herkese. Güzel Eskişehir'imiz başkanımıza emanet. Gözümüz arkada değil sevgiler demiş Adil Dilek. Öğrencilik yıllarımız Eskişehir'de geçti. Harika bir öğrenci şehridir. Her şeyden önce sıcak insanlarıyla kalbimizin bir numarasıdır demiş. Demet Köseoğlu ah Eskişehir odun pazarı Savoza ah kalbim demiş. Çok da güzel yazmış teşekkür ediyoruz. Zafer Coşkun iyi yayınlar demiş. Servet de bir Eskişehir hikayeleri bekliyoruz İlhan Bey demiş ama İlhan Bey'e sözü çok fazla vermeden aslında ben senden küçük bir anıt mezarla alakalı. Behiç Erkin. Evet. Erkin. Değil mi? Başkanım müsaade ederseniz anlatayım Behiç. Behiç Bey. Çok doğru ve çok önemli bir keşiftir aslında bizler evet. için. Evet. İtiraf edeyim ki keşiftir. Estağfurullah. Ve keşfedinceye kadar Eskişehirliler Ankara-İstanbul demiryolu hattının Kütahya hattı olarak şehrin biraz ilerisinde sola doğru döndüğü yerde bir mezar hep durur. Hep biriz evet. bir mezar orası. Hani biliyorsunuz karayolları, büyük yollar, büyük köprüler yaparken orada çalışan mühendislerden birisi vefat ederse onun yakınına gömerler. Ben herhalde demir yolları yapılırken vefat edenlerden birisidir diye düşünüyor idim. Ama daha sonra Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nin sinema televizyon bölümü öğrencileri mezuniyet için üniversiteden kameralarını alıp bir program yapmaya, yani bir mezuniyet çalışması yapmaya karar vermişler. Video olarak programı yapacaklar. Ne yapalım? Değişik bir şey olsun. Çünkü pek çok gruplar öğrencilerden aynı sınıfta mezuniyet için program hazırlamak zorundalar. Jüri huzurunda incelenecek onlar falan. Ve ararken diyorlar ki burada bu mezarın hikayesini yapalım. Üç iletişim bilimleri mezunu öğrenci oranın rahmetli Behiç Erkin'in mezarı olduğunu tespit ediyor. Ama Behiç Erkin kimdir? Bildikleri yok. Evet. Doğru. Evet. Enteresan. O çağlarda biz de bilmiyoruz. O günlerde. Sonunda bir araştırma başlıyor ve araştırma sonunda görülüyor ki çok büyük bir kahraman. Kurtuluş Savaşı'nda ordunun lojistik ihtiyacını demir yollarıyla vagonlara, demir yollarına el koruyor biliyorsunuz. Yöneten ve daha sonra da başarısı nedeniyle Paris'e büyük elçi olarak Mustafa Kemal Atatürk tarafından Cumhuriyet'in ilanından sonra hükümetler kurulduktan sonra tayin edilen çok büyük bir vatansever. Hatta öyle ki iş onunla da kalmıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Yahudileri ölüm kamplarına trenlere doldurarak, vagonlara doldurarak götürdükleri bir dönemde bir veya iki vagon Yahudi'yi de sefaretin bodrumunda tabiri caizse
sahte pasaportlar yaparak Osmanlı vatandaşıdır diye kurtarıyor. Ve şeyden, Nazi işgalinden kurtarılan Yahudilerin bir bölümünde böylesine bir insancıl faaliyeti var. Sonra tabii torunu vesaire arandı, bulundu aile. Ve şimdi o mezar yeri çok kıymetli bir mezar yeri. Devlet Demiryolları da ayrıca baktı o bölgeye, ayırdı. Yalnız benim düşüncem öyleydi ki eğer Devlet Demiryolları verseydi orada bize yer, biz oraya bir müze yapacaktık. Genosit müzesi olarak. O zaman bütün İkinci Dünya Savaşı'nda gadre uğrayanların, özellikle İsrail başta olmak üzere hepsinin turist olarak belki de gelip ziyaret edecekleri bir yer olacaktı. Başkanım, belki yine yapabilirsiniz başkanım. Başkanım ben oraya Yahudi Musevi vatandaşlarımızı getirdim. Getiriyorum da Enveriye İstasyonu'nun içinden geçersiniz. Razı olsun, evet. Evet, Enveriye İstasyonu'nun içinden geçersiniz. Ve söylediğiniz gibi Yahudiler için çok değerli bir kişi. Aynı zamanda Atatürk'ün de silah arkadaşı ve komutanı. Muhakkak oraya Eskişehir'e gidenlerin Enveri İstasyonu'na gittiklerinde ki oradaki görevliler yardımcı oluyor. O mezarı ziyaret etmelerini isterim. Çünkü bir vatandaşımız ama o kadar önemli ki başka bir yerde olmasına rağmen kendisinin öldürülmesi ve tutuklanmasını göz önüne alaraktan, aileleri kurtararaktan dünyada tutmayı başarmış ki çok önemli biri. Kesinlikle. Evet. Başkanımıza ve da vasiyet etmiş. Evet. Aynen. Devlet Demiryolları'nın bir kavşak noktasına gömün ölünce demiş. Onun üzerine gömmüşler. Babası sayılıyor zaten. 1961'de ölmüştür. Evet, 1961. Şimdi başkanım ben 3. soruya geliyorum. Soruları hızlandırmam gerekiyor. Sürem de gitgide azalıyor. Sizin de söylediğiniz gibi 1999 yılından beri belediye başkanlığı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptınız. Birçok ilk var aslında Eskişehir'de. Sizin zamanınızda, sizin yaptıklarınızı da kısaca bahsettiniz aslında. Birkaç cümle daha alacağım. Osmanlı'da ilk verginin alınması Pazarbaşı'nda yapılmış. İlk hutbenin okunması ama Türkiye Cumhuriyeti'ne döndüğümüzde Türk tarihinin ilk modern haritasının çizilmesi, ilk temiz mahkemesinin kurulması, ilk tarım araştırma enstitüsünün kurulması, eğitim kurumlarının kurulması, köy enstitüsünün kurulması, otomotiv devrim otomotivinin orada üretilmesi, ilk Türk lokomotif orada üretildi, Eskişehir'de kurulması, dünyada öğrencilerin katkıları, öğrencilerin kanlarını satarak kurduğu ilk tiyatro. Bu çok dikkatimi çekmişti. Kan satarak, evet, tiyatro doğru kurmuşlar. İlk akülü aracın üretimi, cadde süpürme aracının üretimi, otobüs yıkama, damperli kamyon, kantar, ilk jet motoru, F-16 ama çok önemli bir şeye geliyoruz. Dünyada ilk havaalanı işletme ruhsatı olan üniversite. Eskişehir Anadolu Üniversitesi. Eskişehir Teknik Üniversitesi. Teknik Üniversite oldu. Anadolu Üniversitesi. Evet. Anadolu Üniversitesi. Ondan evet. Ben de Anadolu Üniversitesi olarak şey yaptım. Daha sonrasında da Teknik Üniversite. Ve sizin döneminize geldiğimizde Eskişehir bir de sadece bu ilkleriyle değil, UNESCO Dünya Miraslar Listesi'ne de giriyor. Odun Pazarı, Tarihi Kent, Dağlık Frigya Vadisi ve aslında sizin döneminizde de 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti, UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras dünya başkentliği. Böyle bir şehirden, böyle bir şehirdeki belediye başkanlığınızdan, 23 yıldır süren belediye başkanlığınızdan hem UNESCO'daki Odun Pazarı, Dağlık Frigya ve dünya başkenti oluşunuzdan hem de bize Edirne için yaptığınız ilklerden bahseder misiniz? Edirne'den özür diliyorum. Başkanım çok özür dilerim. Ramazan ayındayız. Ancak başlıklarını sayabilirim yani. Tabii ki lütfen. Aynı zamanda da dünya başkenti olmanızdan bahsedelim UNESCO tarafından. Buyurun lütfen. Şimdi ben ilk aday olduğum zaman tabii neler yapacaksınız? Vatandaşa anlatmak durumundasınız. İlanları bastıracaksınız. Efendim afişler yapacaksınız. Ben 26 tane iş yapacağım diye vaatte bulunmuştum. Ama şimdi sayılarını ben de bilemiyorum. Bildiğim, biz de bulamadık başkanım, çok fazla. Sayamıyorlar. Aynen. Efendim sürdürülebilirlik diye bir şey var ya, hani evet, çok sık dilimize plesenk haline getirdik. Sürdürülebilirlik aslında ekonomik yönden bakarsanız bir firmanın karlılığını
ve büyümesini sürekli olarak elde edebilme stratejisi, politikası ya da yönetimi olarak kabul edilir. Halbuki asıl önemli olan üreten insanların, yaratan insanların görevlerini sürdürebilmeleri fevkalade önemlidir. Maalesef bizim memlekette özellikle devlet yatırımları ve devlet görevi itibariyle bir yere bir hizmet birimi kurarsınız, başına yöneticileri getirirsiniz. O yöneticiler efendim en az 3-5 sene kalmalılar ki bir proje geliştirsinler, kalkınmayı sağlayacak unsurları etüt etsinler, finansmanını bulsunlar, planını yapsınlar. Ama bizde öyle değil. Bizde bakarsınız 6 ayda da bir de bürokratlar değişir, 3 ayda bir de değişir. Kamu kuruluşları için söylüyorum. Doğru. Tabii. Doğru. Özel sektör başarılı olanı bulduğu zaman kolay kolay bırakmaz, emekli oluncaya kadar devam ettirir. Doğru. Benim şansım eğitim konularında ve gerek akademi başkanlığı, gerek Anadolu Üniversitesi süreci içerisinde süreklilik arz etti. Hep uzun yıllar oldu. Uzun yılları kapsadı ve bir proje biterken ömrüne başlamışız. Onu bitirelim diye devam ettik, durduk. Şimdi çok haklısınız. Eskişehir'de çok proje var. O kan satılarak kurulan tiyatro hadisesi 1950'li yılların 60'lı yıllarına geçerken ve 60'lı yılların başındaki bir olaydır. Benim akademi öğrencisi olduğu 500 arkadaşımla beraber Eskişehir'de ilk defa kurulan İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin öğrencileri, ilk öğrencileri olarak kurduğumuz bir tiyatrodur. O tarihte Eskişehir'de Kan Bankası yeni kurulmuştu. Biz de Eskişehir'de sıkılıyorduk. Çünkü Eskişehir'de zaten bir kampüs falan yoktu o zaman. İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun yatakhanesinde eğitim görüyorduk. Akşamları görüyorduk, toplanıyorduk o yemekhaneye. Öyle kurulan bir mühür, bir müdürle kurulmuş bir okuldu. Hatta ilk yıl adı Akşam Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi'ydi. Fakat bakan mucibiyle kurulduğu için, bu arada rahmetli anayım, rahmetli Hasan Polatkan Maliye Bakanı'ydı. Seçimlere gitmek üzereydi Demokrat Parti, hizmet yapmak istiyordu. Dolayısıyla bir yüksek öğretim kurumu kurmayı kafasına koymuş. Bakan mucibiyle kurdular o zaman kurulan okulu. Biz ilk öğrencileriydik. O bu tabii Dünya Tiyatrolar Günü'nde falan onun bütün yayınlarında yer aldı bu. Bayağı bütün dünyada ilgiyle karşılandı. Eskişehir'de birkaç pastane ve 3-5 tane sinemadan başka yüksek öğrenim gören gençlerin gidebileceği yer yoktu. Doğru. Düşündük, taşındık, ne yapabiliriz? Tiyatro kuralım dedik. Tiyatro para ister. Tabii o parayı, kanlarımızı sattık. 350 liraydı o günün parasıyla, işte bir ne kadar saçıldı, kaç cc'lik aldıkları kan. 500 arkadaş hep bir araya geldik ve onun aldığımız malzemelerle ticaret odasında desteğini alarak Eskişehir'in ilk oda tiyatrosunu kurduk. Biz mezun olurken de Muhsin Ertuğrul rahmetli ve yanında hep ünlü tiyatrocu yetiştirdiği gençlerle beraber Eskişehir'e geldi. Bizim o hareketimiz karşısında Vali Bey'i ikna etti. Neden Vali Bey'i ikna etti? 27 Mayıs sonrasında biliyorsunuz belediyeler lağvedilmişti. Belediye başkanlıkları da seçilenler de lağvedilmişti. Daha doğrusu görevlerinden evet, alınmışlardı. O, belediye başkanlığı görevini vali görüyordu. Belediye meclis üyelerinin de belediyenin memurları, yani valinin emrinde belediye hizmetlerini de yürütüyorlardı. İki sene kadar bu sürdü. Yeni anayasa, 1961 anayasası yapılıp da yürürlüğe girip yeniden seçimler yapılıp da seçilmiş adamlardan belediyeler oluşuncaya kadarki süreç içerisinde Eskişehir'de belediye meclisinde tiyatro bütçesi görüşüldü, tiyatro kadroları ihdas edildi ve tiyatro başladı. Buna rahmetli Cüneyt Gökçer de Devlet Tiyatroları Genel Müdürü'ydü. O da rol almayan, o sezonda rol almayan oyuncularını yönetmen olarak ve yönetici olarak Eskişehir'e göndermiş, görevlendirmiştir belediye tiyatrolarında. Rahmetli efendim Saim Alpago, rahmetli bütün rahmetli oldular maalesef o dönemdeki, evet, devlet tiyatrosu sanatçıları kadın ve erkek olarak. Ergin Orbey en son müdürlerden bir tanesiydi orada, Allah rahmet eylesin diyorum. Bu arada hayırlı iade ediyorum. Daha sonra o tiyatro yandı maalesef.
seçimler yapıldı, yeni belediye ekipleri kuruldu, yeni parti kavgaları başladı, siyaset başladı ve tiyatro yandı. Türkiye'nin ilk yanan tiyatrosu da Eskişehir Belediye Tiyatrosu'dur. Sonra sadece üniversiteye kapandık, üniversitenin içerisinde tiyatrolar kurduk. Ben rektör olduktan sonra da devlet konservatuvarı kuruldu. Efendim devlet orkestra, devlet müzik okulu konservatuvar, devlet konservatuvarı içerisinde yer aldı. Şimdi ben samimi olarak itiraf ediyorum, belediye başkanı olacağım hiç aklımda yokken üniversitede kurduğum ilk kurumlardan bir tanesi devlet konservatuvarı oldu. Tiyatro bölümü ve müzik bölümü. Şimdi ise belediye başkanı olarak Türkiye'de belediyeler arasında en eski, en ciddi ve en güçlü senfoni orkestrası, kadrolu senfoni orkestrasına sahip belediyesi Eskişehir. Evet. Eskişehirliler her cuma akşamı mutlak surette bir senfoni konseri dinlerler. Hep de değişik repertuarla dinlerler farklı olarak. Ve hepsinde yerli ve yabancı mutlaka bir sanatçı bulunur. 7 tiyatro sahnesi vardır. Şimdi 8 olacak. Hatta 9.'yu da planlıyoruz. O da kukla tiyatrosu olarak çocuklar için açılacak bir şey. Doludur bunlar. Bilet bulabilmek mümkün değildir. Ve giderek ilk görev belediye başkanı seçildiği 1999 yılından hemen sonra 160 kişilik yeni bir tiyatro kurduk. Belediye tiyatrosu. Ertesi sene 200 kişilik bir tiyatro salonu. Ondan sonraki sene 2 tane birden 200'er kişilik tiyatro salonu. Ondan sonra 600 kişilik bir tiyatro salonu. Bugün de 1300 kişilik bir gösteri salonu olan bir şehirdeyiz. Yani 78 sahnesi vardır ve kadroludur bütün oyuncuların. Bütün şehir, civar illerden de tiyatro izleme, özellikle Ankara'dan hızlı trenden sonra gelen şeylerimiz çok olmaya başladı sanatçı. Aslında şöyle bir şey görüyoruz başkanım. Siz öğrencilik hayatınızdan bu yana Eskişehir'e birçok dönemde farklı şekilde hizmetler vermişsiniz. Bir şehre adanmış bir hayat olarak görüyorum ben sizin söylediğinizi. Siz programla alakalı. Aslında ben sizi bir gün önümüzdeki yayın döneminde inşallah stüdyomda canlı olarak bir kez daha ağırlamayı çok isterim. Eğer sizler de kabul buyurursanız çok da onuru oluruz. Ben sizden şu an... Ben bu sözü aldım sayıyorum. Bu sözü... Hay memnuniyetle ne zaman isterseniz. Bu sözü şahsım ve kurumum adına buyurun. Bakın Eskişehir'in genel karakteri şimdi turistik şehir oluncaya kadar ondan önceki dönemi iki karakteri itibariyle öne çıkıyordu. Bir tanesi öğrenci şehri, üniversite şehri. Doğru. Çünkü gelen öğrenciler çoğu son sınıfa gelince ya girmezler en basit dersten imtihana veyahut girerler boş kağıt verirler ailelerinden izin koparıp bir sene daha Eskişehir'de yaşamak için. Böylesine bir üniversite şehriydi. Ayrıca demir yolcu şehridir. Çünkü evet. Osmanlı döneminde yapılan demir yolu, Hicaz demir yolu Eskişehir'den geçer. Türkiye'deki bütün demir yollarının kavşak noktası Eskişehir'dir. Şu an bir de müzeler şehrisiniz başkanım. Evet, devlet demir yolları, tren fabrikaları vesaire çok güçlü sanayi kuruluşlarını Atatürk Eskişehir'de kurdurtmuştur. Ve ayrıca havacılık şehridir. Kesinlikle. Eskişehir Muharip Hava Kuvvet Gücü'dür bugünkü adıyla. Ama daima Hava Kuvvetleri Komutanı Eskişehir'deki komutan olur. Yani önemini anlatabilmek için belirtiyorum bunu. Pek çok üst Eskişehir'e bağlıdır ama gariptir. Benim lise yıllarımdan beri demir yolcu şehridir. Ankara'dan İstanbul'a gidebilmek için Eskişehirliler bilet bulamaz. Ya Ankara'da satılır biletler ya İstanbul'da satılır. Doğru. Satıl bilet bulabilmek için gişenin önünde kuyruk olurdu Eskişehirliler. Daha çok arabayla gitmek mecburiyetinde kalırlardı. Bu çok dokunuyordu bizim kanımıza doğrusunu isterseniz Eskişehirlilerin kanına. Ayrıca havacı şehriydi. Sabahtan akşama kadar uçaklar uçar Eskişehir'in üzerinden. Uçak seslerini duyarsınız. Uçaklar uçmadığı zaman da garipsersiniz. Hani nasıl bir hayat, sessizlik var ortalıkta diye. Ve gerek tren konusunda hızlı trenin çok destekçisiydik biz. Hı hı.
trenler kurulsun, demir yolları hatlarında falan diye. Hep Eskişehir'den tren kalksın İstanbul'a, Ankara'ya diye beklerdik. Fakat bir türlü olmazdı. O yüzden de kimse iktidarda Eskişehir'lerin büyük bir kısmı ona oy vermez. Hala o Eskişehir'e münhasıran ulaşım sağlamadıkları için. Doğru. Havacılığın hikayesi de şudur. Havacılığa küçükten beri ben meraklıyımdır. O Zamanı Durduran Saat kitabında hikayesi var. O da çok ilginç bir hikayedir. İnşallah bir dahaki programların birinde anlatırım. İnşallah. Efendim, Havacılık Meslek Yüksekokulu diye başladık. Ve bugüne kadar 500'den fazla pilot Türk Hava Yolları'na ve yabancı hava yollarına yetişti. Hava trafik elemanları yetiştiren bir fakülte oldu. 5 yıllık ağır bir eğitimden geçerler. Uçak filoları oldu. Ve de Eskişehir'e havaalanı yaptık böylece. Çünkü imece usulü yapıldı bu. Hani baktığınız zaman devlet hava meydanları işletmesine falan planlarını karıştırın. Eskişehir, hani her yatırım, her kuruluşun yatırımı resmi gazetede yer alır, yatırım programlarında yer alır değil mi? Doğru. Bakın Eskişehir'de münhasıran Eskişehir havaalanı diye bir yatırım yoktur. Sonradan görmüşlerdir. Pistimi biraz uzatmak için falan 3-5 kuruş para verilmiştir ama bütün havaalanının pistleri, terminal binaları, hangarları hepsi Eskişehirli kuruluşların, yani ticari kuruluşların, sanayi odası dahil olmak üzere katkılarıyla, hatta açık öğretim öğrencilerinin harçlar fonundan bile harcama yaparak havaalanı kurmuş bir yerdir. Ama ne yazık ki bütün gayretlerime rağmen rektörlüğüm sırasında uçak seferleri vardı. İstanbul, Eskişehir, İzmir, İstanbul, Eskişehir, Bodrum uçuşları vardı. Türk Hava Yolları da uçardı. Ama sonradan ne oldu ne bittiyse bu uçuşlar durduruldu. Ve Eskişehirliler o havaalanına rağmen dediler ki hiç olmazsa kargoları buraya indirin. Demeye kalmadı. Avrupa'daki charter şirketleriyle anlaştı Eskişehirliler ve üniversite. Avrupa Eskişehir uçuşları başladı. Türkiye uçuşları bırakıldı. Onun kavgası veriliyor şimdi halen. Zafer Havaalanı nedeniyle zarar ediyor ya. Türk Hava Yolları yönetimi talimat verdi. Eskişehir uçuşları, yabancı şirketleri, Avrupa'yla uçuş yapan şirketleri. Zafer Havaalanı'ndan uçacaksınız. Zafer Havaalanı'na ineceksiniz dedi. Onun için Eskişehirlilerle Kütahyalılar arasında neredeyse bir psikolojik harp çıkaracaklar. Yanlış. Yok. Turizm açmalarından biridir. Turist geliyordu çünkü devamlı olarak. Efendim, ayrıca Eskişehir Avrupa'da ve Asya'da kardeş şehirleri olan bir belediyedir. Evet. Bunların içerisinde Frankfurt Belediyesi iyi, çok güzel meydanlarından bir tanesine Eskişehir Meydanı adını vermiştir. Süper. Evet. Çok hikayeler var Eskişehir'le ilgili. Aynen, bu zaten bir programa sığmayacak. Aralıksız. Kesinlikle. Belediye başkanlığından kendimi kurtaramadığım için ya da Eskişehirliler yakamı bırakmadığı için. Bırakmasınlar bence de başkanım. Çok şeyler var size. Parkları görmeniz lazım. O parklar belki İlhan Bey biliyordur. Çok büyük parklarımız var. Evet. Yani Avrupa'daki şehirlerin hepsinde bile bulamazsınız. Kent Park, Sazova Park. O parkları yapıncaya kadar 100 metre, 200 metre karelik imar planı artı yerlere bir akasya ağacı, bir de bankosu koyup tabelayla bilmem ne parkı derlerdi. Halbuki şimdi 700 dönümlük parklar, 600 dönümlük parklar, 500 dönümlük parklar, tema parkları, efendim, içinde bilim deney merkezleri olan uzay merkezi, uzay küresi olup uzaya yolculuklar yapılan eğitici şeyler, objeler, hayvanat bahçeleri, korsan gemileri, aklınıza gelebilecek her türlü bilim, kültür ve çocukların, özellikle çocuklar için yaptığımız, hayallerini yaratalım, güçlendirelim diye kurduğumuz bir masal şatomuz var. Başkanım, Türkiye'de, o zaman şöyle yapıyoruz. Sizlerin de izni olursa tabii ki de. Bizler İlham abiyle gelip Eskişehir'de bu söylediğiniz birçok yerin çekimlerini yapalım. Sonra sizi stüdyomuza davet edelim. Şu andan itibaren. Sizi stüdyomuza davet edelim. Sağ olarak geliniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sonrasında da sizi stüdyomuza davet edelim. Ve burada hem daha öncesinde belki de ajantalarımızla özel bir görüşme yapıp burada hep beraber Eskişehir'i gümbür gümbür bir daha sizinle beraber değinmediğimiz birçok yerine değinebiliriz. Lütfen.
Çok teşekkür ediyorum. Bu sözünüzü aldım. O zaman şimdi evet Ramazan ayındayız ama tabii ki de Eskişehir... Kutlu olsun şimdiden. Aynen, sizlerin de bayramı kutlu olsun. Ama Eskişehir'den... Bir gelişimiz bizim için ayrı bir bayram olur. Estağfurullah, çok teşekkür ediyoruz. O onur bizlere ait. Çok teşekkür ediyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Eskişehir'in gastronomisinden bahsetmeden bu programı tabii ki de sürdürmeyeceğim. Esin'den gastronomi. Evet, şu an Eskişehir'in gastronomisindeyiz. Kültürünüzden, gastronomik kültürünüzden bize biraz bahseder misiniz Cem? Aslında bir sürü medeniyetin de ev sahipliği yaptığı Osmanlı'nın birçok şeyin de geçiş noktası, geçiş güzergahı olduğunuz için çok fazla bir gastronomik etkinliğinizin de olduğunu biliyorum. Birazcık sizden çok kısa, çünkü süremiz Ramazan nedeniyle kısa, o yüzden sizden gastronomi faaliyetlerinizi ve gastronomi İftar vaktine yakın. Aynen. Efendim, Tatarların mutfağı önemlidir. Asıl önemli olan her kültürden yemek veren yerler, gastronomi dünyası yaratan yerlerimiz, lokantalarımız, restoranlarımız, her şey var. Kebapçılarımız vesaire, ama asıl önemli olan bizim Sivrihisar diye bir ilçemiz var. Eskişehir-Ankara arasında bir yerde olan çok önemli tarihi bir ilçedir. Onun yemekleri çok daha geniş bir menüye sahiptir. İşte ben pek gastronomiyle ilgim olmadığı için isimlerini pek... O zaman burada izin verir misiniz? İlhan Bey'e dönüyorum. Başkanım. Sizi oralara götürürüm. Bamya çorbalarından tutun. Efendim, göbetelere, çibereklere kadar her yerde Eskişehir gastronomisi konusunda da yeteri kadar bilgi arz ederiz size. Kesinlikle, çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben İlhan Bey'e döneceğim. Gördüğünüz gibi İlhan abi gastronomiyle bir hayli ilgili, özellikle yemek kısmında yapıyor ama biz daha tadamadık başkanım. Yaptıklarını da hep beraber Eskişehir'de de inşallah tadacağız. Coğrafi işaretlerini. Aslında sana şeyi soracaktım. Eskişehir biliyorsun müzeler kenti ve müzelerle alakalı bir rota soracaktım ama şu an sormuyorum. Çünkü başkanımdan da sözü aldım. Biz Eskişehir'e gideceğiz. O rotayı beraber orada Eskişehir'de beraber programa çekimlerini yapacağız. Sonrasında da burada paylaşacağız arkadaşlarımıza. Özellikle modern müze yapılan dünya. Aynen. Kesinlikle. İlk kuleden 25 müzeden birisi haline aynen geldi. Aynen. Onların orayı hepsini bir dahaki gelişte çekeceğiz inşallah. İlhan Bey'in orada anlatması için şey vereceğim. İlhan abi, Eskişehir coğrafi işaretli ürünleriyle sendeyiz, buyurun. 11 tane coğrafi işaretli ürünümüz var. Evet. Yani bunların bir tanesi lüle taşı. Çok evet. Önemli. Lüle taşı. İkincisi mete helvası. Evet. Yani bu esasen bir oyundan bir oyundan çıkmıştır. Bir oyunda kaybedenlere yaptırılan bir şeydir ama şu anda Eskişehir'e gidip de mete helvası almadan dönmek de eksikliktir. Olmaz. Doğru. Arabaşı. Arabaşının çok severim yani, ben çorbasını. Söylemeye bile şey etmiyorum. Süper bir şeydir. Sivrihisar, başkanımın dediği gibi çok önemlidir. Coğrafi işaretlerinin en çok çıktığı yerde Sivrihisar çevresidir. Bunlardan bir tanesi Sivrihisar. Cebesi vardır. Unutmayın. Bir de Sivrihisar cebesi. Kadınların... İşte cebesini söyleyeceğim şimdi. Cebesi ama o kadar ilginçtir ki üstten bakarsın balık sırtıdır. Alttan bakarsın çizgi halindedir. Çok özel bir yapımdır. Gümüş ve altından yapılır. Sivrihisar cebesi. Artı Sivrihisar dövme sucuğu. Farklı bir şeydir. Yani sucuğun dövülerekten yapılma şeyi çok farklıdır. Sivrihisar höşmerim tatlısı. Höşmerim birçok yerde evet, var. Birçok yerde var bir ama yerde ama işaretli. Hem de Türkmen kültürüyle yapılan özel bir şeydir. Sivrihisar muska baklavası. Baklava yine var. Tatlı ama çok muska, için oraya muska baklavası hemen hemen her yerinde yapılır. Fakat yapı ve şekil olarak da farklılığı vardır Sivrihisar'ın. Sivrihisar incili küpesi. Bak küpe hep bayana çalışmış. Cebesi, küpe hep bayana çalışmış. Çok farklı çiçek formu altında yapılan bir küpedir. Ve sorgun çömleği en son katılanlardan bir tanesidir. 700-800 yıllık bir geçmişi olan bir çömlektir. Ve toprak içi siyah, dışı kırmızı olan bunu gördüğümüz zaman sorgun çömleği diye geçer.
Yemek için hiçbir şey söylemeyeceğim ama Balaban köfteyi tek geçerim. Çiğ böreğin Ramazan yanında. Ramazan ayındayız. Çiğ böreğin yanında. Başka bir özellikle Toyka, geçiyorum. Toyka çorbasını da tek geçerim. Evet. Toyka çorbasını da tek geçerim. Bunlar Eskişehir'in... Bu konuda benden fazla bilgi sahibiyle abi. Estağfurullah. Estağfurullah. Gastronomi ama konusunda yani, biraz böyle... Biraz... Zaten inkar da etmiyor gördüğüm kadarıyla burada. Yok. Bayağı bir maşallahımız var. Başkanım, ben son sorumla size dönüyorum. Aslında Eskişehir için anlatacak çok şey var. Biz sizin yardımcılarınızla tekrar irtibata geçeceğiz. Dediğim gibi güzel bir çekim ve sizi sonrasında stüdyomuzda konuk alacağımız, özellikle seyahat ajantalarımızla buluşturabileceğimiz güzel bir organizasyon olursa hepimiz için de Eskişehir'in tanıtımı için de çok önemli olacaktır diye düşünüyorum. Ve son sorum da aslında Eskişehir'in turizm hedefleriniz çok fazla var ama kaç tanesini sayacaksınız? Turizm için hedefleriniz nelerdir? Ve biz seyahat ajantalarından beklentileriniz nelerdir? Buyurun. Evet, seyahat ajantalarımız için beklentimiz tabii Eskişehir'e başlayan bu turizm akıntısını daha da zenginleştirebilirsiniz. Ve çok büyük de katkınız olur. Biz son zamanlarda yabancı turistler çekiyoruz. Özellikle bizim Uzak Doğu'daki iki kardeş şehrimizin kendi sanatlarını da Eskişehir'e getirmeleri, senede bir defa, iki defa. Bunlardan bir tanesi Japonya, bunlardan bir tanesi Güney Kore, evet. Bunlardan bir tanesi Çin. Bu oradaki şehirlerle kardeş şehir münasebetimiz var. Ama şimdi onlar yavaş yavaş bu arkeolojik kazılara da merak sarmaya başladılar. Geliyorlar. Tahmin ediyorum oradan gelen turistlere doğru propagandamızı arttırırsak Eskişehir çok önemli çekim noktalarından biri olacak. Tabii Eskişehir'in daha başaramadığımız, benim de başaramadığım başka bir turistik yönü var. Ben rektörlükten beri, hatta ondan da önce akademi başkanlığından beri Eskişehir'in sıcak su, Kaplıca şehri olduğunu pek kimse bilmez. Doğru. Çok sıcak suları vardır, tedavi edici sıcak sulardır. Dolayısıyla bunların çoğu Eskişehir'in içinde ve dışında banyo için kullanılır. Hamam olarak kullanılır daha doğrusu. Zaten bir de bu yaz Allah kısmet ederse birkaç ay sonra hamam müzesi açıyoruz. Oh, altı da gerçek hamam olan bir hamam müzesi açıyoruz. Çok değişik bir müze olacak. Hamam müzeleri var Türkiye'nin muhtelif yerlerinde ama bizdeki biraz daha farklı olacak. Çok cazip olacak bir müze. Altı hamam. Yani gelen turistlerimiz isterlerse oraya da girebilecekler. Süper. Ben hidroterapi merkezi olarak sıcak sulardan, kaplıcalardan yararlanılması taraftarıyım. Yani mutlak surette çeşitli hastalıklara iyi gelen su tedavisinin hastanelerde biliyorsunuz su ısıtılarak yapılan bir takım şeyler var. İşte ne diyorlar onlara efendim bir takım isimler takılıyor. Turistik olarak da gösteriliyor ama değil. Fiş balıklar gibi mi? Doktor nezaretinde sıcak sularda tedavinin olabileceği bir yeni turizm sistemine doğru gitmek zorundayız. Dahası var. Hatta öyle ki bazı yerlerde çamurları bile derde deva veriyor. Yahut da bilenler öyle söylüyorlar diyeyim. Mesela onları bile biz bu çamurları bile sargı bezlerine sıvayarak havası almış poşetlerde satışını bile yapabiliriz. Gidip mutlaka Kaplıca'nın olduğu yerde çamura girmenin alemi yok. Avrupa'da bunu yapanlar var. Sıcak suya sokar, sonra açar, çıkarır, bacağınıza sararsınız. Muhteşem. Yani bunlar dünyada başvurulan usuller. Biz niye yapmayalım? Doğru. Zaten hamam meselesi artık eskisi kadar coşkulu değil, eskisi kadar cazip değil. Çünkü her evde bir duşa kabin var. O yüzden bambaşka bir şey. Bizler için değil ama yabancı turistler için özellikle Türk hamamı denildiğinde çok önemli yani çok fazla rağbet ettikleri çok önemli bir olgu onlar için de. Söylediğiniz çok doğru. Sağlık turizminin gelişmesi özellikle Osmanlı döneminde padişahların da yazlık olarak gittiği yerler ve şifa bulmak için gittiği yerler kaplıcalarıyla meşhur Eskişehir'in. Ben Macaristan'da falan gittim gördüm buraları. Aynen bunu yani farklı bir destinasyon haline getirmişler. Farklı bir destinasyon haline getirebiliriz diye düşünüyorum. Başkanım biz size çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için, Eskişehir için yaptığınız her şey için. Katkıda bulunamadım daha. Estağfurullah. Hep beraber bir daha yapacağız inşallah başkanım. Bu sadece küçük bir tadımlık oldu diyelim.
Kesinlikle birçok arkadaşım, meslektaşımın da özelden yazdığı üzere süre yetmedi diye aslında çok kısa şey yaptık ama daha geniş kapsamlı sizlerle bunu ajantalarımızla beraber konuşacağımız, özellikle sağlık turizmi, gastronomi turizmi ve kültür turizmi, inanç turizmi ile beraber. Çevredeki ilçelerde Han olsun. Evet. Bütün hepsine ekleyebileceğimiz. Han doğru. Olsun. Yeraltı şehri var. Adam edemedik daha. Yani hep beraber yapacağız sizin önderliğinizde diyorum başkanım. Tekrar çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Çok sağ olun. Buyurun, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sizlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle İlhan Bey'i görmüş olmam. Yani benim saçlarım döküldü. Benim talebelerim ağırmış. Keşke benim de ağırsaydı diye düşünüyorum İlhan'cığım. Yani öğrencilerim, biliyor musunuz, benim en büyük servetimdir. Dünyanın her bir tarafına dağıldılar açık öğretim nedeniyle. Muhteşem. Hepsi, evet. Hepsi nereye gidersem karşıma mutlaka çıkarlar. Muhteşemsiniz. Can Bey'i de tabii bu programda gördüm, çok mutlu oldum. Bekliyorum özellikle, davetimi bir kere daha yineliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, misafirim olarak, Eskişehirlilerin misafiri olarak geleceksiniz. Benim, çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Biz de bir ömrü bir şehre adamış büyük bir başkanın davetlisi olarak büyük bir memnuniyetle bu davetinizi kabul edip geleceğiz. İnşallah çok güzel projeler yapacağız hep beraber diyorum. Ve İlham abi, önümüzdeki hafta bayram. Dolayısıyla biz bayram nedeniyle önümüzdeki hafta programı yapmayacağız. Şimdiden tüm takipçilerimizin, tüm Müslüman aleminin, Ramazan bayramı hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kadir gecemiz de yaklaştı. Önümüzdeki hafta yokuz. Bir sonraki hafta Kültür Keşifle ile sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki hafta görüşünceye kadar hoşça kalın diyorum. Efendim, ben de bayramlarını kutluyorum bütün izleyicilerin ve başlı başına bir sektör olarak çok büyük faydası olan TÜRSAP üyelerine de ayrıca buradan sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.